Günümüzde artık dizüstü bilgisayarlar da masaüstü bilgisayarlar gibi güçlü olmaya başladılar. Oyuncu kanadında da artık dizüstü bilgisayarlar çoğalmaya başladı. Tabii ki bunların başındaki en büyük sebep güçlü donanımlar artık kasalar içerisinde taşımaya başladılar. İşlemci tarafında, ekran kartı tarafında veya RAM tarafında güçlü donanımları taşımaya başladılar. Güçlü donanımlar fazla güç, fazla enerji demek. Fazla tüketilen enerji, fazla tüketilen güç ise tabii ki ısı ortaya çıkarır. Bu duruma çözüm ise soğutucu vakumları veya notebook soğutucu standları oluyor. Ben de bugün Rampage'in Snow modelli notebook soğutucu standını inceleyeceğim. Standın kutusunun üzerine baktığımızda stand üzerinde 2 adet ledli fan yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada daha önceden incelemesini gerçekleştirmiş olduğumuz Rampage için Spear isimli bir tane notebook soğutucu standı vardı. Onda 5 adet fan vardı arkadaşlar. Bu modelde kullanılan fanların boyutları daha büyük. 2 adet fan olduğunu söylemiş. Burada bu fanlar 110 mm'lik çaplara sahip arkadaşlar. LED aydınlatmasından bahsetmiş ve 15.6 inçlik dizüstü bilgisayarları desteklediğini burada belirtmiş. Yine kutunun arka yüzeyine baktığımızda burada teknik özelliklerinden bahsetmiş. Ben zaten videonun ilerleyen süreçlerinde bu teknik özelliklere detaylıca değineceğim. Şimdi gelin standı kutusundan çıkartalım. Stand şeffaf bir poşet içerisine yerleştirilmiş. Bunun dışında kutu içerisinden bir adet 55 cm uzunluğa sahip bir USB bağlantı kablosu çıkıyor ve her zaman olduğu gibi bir adet de kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. Oldukça hafif bir yapısı var. Ön tarafı mesh, delikli bir ızgaraya sahip. Notebook'un alt yüzeyinin tamamen hava alması için standın üst tarafı mesh yapıda tasarlanmış. Standın arka yüzeyine baktığımızda burada metal bir tasarım yerine plastik bir tasarım kullanılmış ve ön yüzeyden daha büyük delikler kare kare şekilde buraya tasarlanmış arkadaşlar. Bu noktada yine havanın alt taraftan alınıp fanlar tarafından buradan geçtikten sonra notebook'unuzun kasasına vurması için buradaki delikler daha büyük tutulmuş. Standın boyutunu daha iyi anlayabilmeniz için şimdi ben boyutlarını ekrana yansıtacağım. 36 santimlik bir genişliğe sahip ve yükseklik olarak 26,5 santimlik bir yüksekliğe sahip. Boyutlar anlamında söylediğim gibi 15.6 inçlik notebooklar üzerinde taşıyabiliyor. Standın ön yüzeyine baktığımızda burada bir adet dijital ekran görüyoruz ve dijital ekranın hemen yan tarafında 3 adet tuş bulunuyor. Bu tuşlardan bir tanesi fanları açıp kapatmak için. 2 tanesi ise fan devrini ayarlayabilmemiz için. Bir tanesi fan devrini yükseltirken diğeri de tabii ki fan devrini düşürmeye yarıyor. Bu dijital ekran peki hangi bilgileri bize sağlıyor? Fanlar 6 kademeli bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Birden 6'ya kadar devir sayıları var arkadaşlar. Bu dijital ekran üzerinden vermiş olduğumuz bu kademelerin takibini yapabiliyoruz. Ön yüzeyden devam edersek burada 2 tane ayakçık görüyoruz. Bu ayakçıklar notebook'umuzu stand üzerine tutması için kullanılan ayakçıklar. Bunların üst tarafları ise arkadaşlar yumuşak bir plastik malzeme ile kaplanmış. Rampage logosu ise notebook standının üst tarafına konumlandırılmış. Standın arka yüzeyinde 2 adet USB portu bulunuyor. Bu portlardan bir tanesine siz standın gerekli olan enerjisini sağlaması için notebook'la arasında bağlantıyı sağlıyorsunuz. Zaten ara bağlantı kablosu kutu içerisinden çıkmakta. Diğer boşta kalan porta ise klavye, mouse gibi ekipmanlarınızı, kulaklık gibi ekipmanlarınızın bağlantısını sağlayabilirsiniz. Standın arka yüzeyinden devam edersek 4 adet yumuşak uçlara sahip ayakçığı bulunmakta standın. Aynı zamanda standın yükseklik açısını 4 kademeli bir şekilde ayarlamamıza yarayan burada ayak bölmesi bulunmakta arkadaşlar. Artık notebook'unuzu koyduktan sonra sizin oturma konumunuza göre yüksekliğini, alçaklığını bu ayaklık sayesinde 4 kademeli bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Üzerinde taşımış olduğu fanlar 110 mm'lik çaplara sahipler ve fan başına 51 CFM'lik statik basınç oluşturuyorlar ve 800 RPM'den 1200 RPM'e kadar 6 devirde bu fanların hızını ayarlayabiliyoruz. Ses anlamında ise çok gürültülü bir yapıya sahip değiller. İki fan da full ayarlarda çalışırken işlemcinizin, notebook işlemcisinin fanının çıkardığı kadar bir ses çıkarıyor. Fazla bir gürültüye sahip değil açıkçası.
Tabii ki bu noktada 2 adet fanın kullanılmasının tabii ki etkisi var. Burada 4 adet fan olsaydı o zaman tabii ki gürültü seviyesi daha da artacaktı ve bu modelde ise fan çapları büyütülerek fan sayısı biraz daha azaltılmış ve ses gürültüsü anlamında daha başarılı bir fan standı modeli ortaya çıkartılmış. Standın sahip olduğu teknik özelliklerden, donanımlardan detaylıca bahsettik. Peki realde bu donanımların, bu özelliklerin notebook'umuzun ısısına, ısı performansına nasıl etkisi olacak? Hep beraber şimdi bakalım. So if you love me, how could you leave me so low? So when I feel it again, I just don't know. I just don't know. Sevgili dostlar, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana ve videoya desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.